Merhabalar, ben Profesör Doktor Gonca Gökdemir, dermatolog hekimim. Bugün size influencerlardan gelen cilt bakımı ile ilgili soruları yanıtlamaya çalışacağım. Gonca Hanım merhabalar, ben Melis. Biliyorsunuz biz işimiz gereği çok fazla ürün deneyip kullanıyoruz. Bana da takipçilerimden en çok gelen soru, Melis, doğru nemlendirici ve temizleyiciyi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Cilt tipimize uygun ürünü nasıl buluruz? Şimdiden çok teşekkürler. Evet, ilk önce cilt tipini neyi belirlenmesi lazım? Bizim temel olarak 4 cilt tipimiz var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi kuru cilt, diğeri yağlı cilt, bir üçüncüsü hassas cilt ve dördüncüsü karma cilt. Burada temel olarak özellikle kuru ve hassas ciltlerde cildi çok kurutmayan uygun temizleyiciler seçmekte fayda var. Bunlar köpük ya da sıvı formda temizleyiciler olmasını ben genellikle tercih ediyorum. Yine kuru ve hassas ciltlerde nemlendirici olarak da içeriği hyaluronik asit olan ürünleri tercih etmekte fayda var. Çünkü hyaluronik asit cilt altında çok ciddi su tutuyor ve cildi çok başarılı bir şekilde nemlendiriyor. Ancak cildiniz eğer yağlıysa ya da karma bir cildiniz varsa, sivilcelenmeye eğilimli bir cildiniz varsa, o zaman içeriğinde mutlaka glikolik asit ya da salisilik asit içeren temizleyici ürünleri kullanmakta fayda var. Ve düzgün temizleyici ürün kullanmak çok önemli. Bunun dışında yağlı ciltlerin de yine nemlendirmeye ihtiyacı var. Burada yine glikolik asit ya da salisilik asit içerikli ya da polihidroksiasit içerikli ürünlerden oluşan yine nemlendirici ürünleri kullanabiliriz. Hocam merhaba, ben makyaj artisti Feza Altun. Takipçilerimden en çok duyduğum cilt sorunlarından bir tanesi sık makyaj yaptıkları için ciltlerinde yaşadıkları problemler ve sivilcelenmeler. Onların adına size sormak istiyorum. Çok sık makyaj yapanlar nasıl cilt bakımı yapmalılar ve nelere dikkat etmeliler? Şimdi makyaj gerçekten çok önemli bir sorun. Hele cildimizde bir problem varsa bu sefer onu daha çok kapatmaya yöneliyoruz ve gerçekten o kapatıcılar, kalın pudralar, pata kremler ciltte bazen hasarlanmaları ve erken yaşlanmaya da yol açabiliyor. Onun için eğer sürekli makyaj yapıyorsanız mutlaka akşam yatmadan önce makyajınızı çok iyi bir şekilde çıkartmanız gerekiyor ve düzgün bir cilt temizleyici ürün kullanmanızda fayda var. Çünkü makyaj ürünlerinin çoğu zaten kimyasal malzeme ve ciltte çok uzun süreler bu tür malzemelerin kalması cildin hem kurumasına hem hasarlanmasına hem de daha hızlı yaşlanmasına yol açıyor. Onun için burada eğer makyaj yapıyorsak birincisi doğru cilt tipine uygun doğru makyaj ürünlerini tercih etmek lazım. Örneğin yağlı bir cildiniz varsa cildi daha çok yağlandıran ve cildi çok gözenekleri tamamen kapatan pata krem tarzında kapatıcılar kullanmamak gerekiyor. Eğer kuru bir cildiniz varsa cildi daha çok kurutan pudra tarzı yine kapatıcı ürünler kullanmamak gerekli. Burada en önemlisi makyajı iyi bir şekilde çıkartmak ve düzgün temizleyici ürün kullanmak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de her zaman makyaj temizlemenin ne kadar önemli bir adım olduğunu sık sık hatırlatmaya çalışıyorum. Sizden de duymak çok değerli oldu. Peki arkasından da bir sorum olacak size. Cilt bakımı yaparken neye dikkat etmeliler ve nasıl ürünler kullanmalılar? Şimdiden çok teşekkürler. Cildi temizlerken mutlaka cilt tipine uygun bir temizleyici ürün kullanmak çok önemli. Ben genellikle düzgün, düzenli makyaj yapan hastalarımda ilk önce makyajı bir miseller su, makyaj çıkartıcı bir ürünle çıkartılmasını öneriyorum. Ardından da cilt tipine uygun bir temizleyiciyle yıkamalarını tercih ediyorum. Bunun dışında özellikle gözenekli ciltler, siyah noktalı ya da yağlı cilt tiplerinde düzenli olarak peeling işlemleri yapılmasında fayda var. Çünkü içerisinde glikolik asit ya da salisilik asit içeren peelingler cildin hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak cildin daha sağlıklı ve daha düzgün görünmesine neden oluyor. Neutrogena.